Selamünaleyküm arkadaşlar. Otobüs simülatörü hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz en son Trabzonspor'un seyircilerini gezdirmiştik. Şimdi de Hasbayburt'la yolculuğumuzu devam ettireceğiz. Sizden ricam videoyu sonuna kadar seyredin, beğenin, yorum yazın. En sonunda da bir abone olursanız çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar hemen garaja gidiyoruz. Otobüsümüzü eski haline getirebilmek için şöyle brake sesini kısayım. Otobüslerimi hemen Travigo X'i seçelim. Skinlerden eski haline çevirelim bunu. Tamam, bunu seç. Ya da biz Fenerbahçe ile hiç yapmadık, değil mi? Evet, biz Fenerbahçe'yi hiç yapmadık. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorum ben? Hemen bir daha garaja geçelim. Fenerbahçe otobüsümüzü de alalım, değil mi? Otobüslerin seç skinler indirilmişlere bakalım. Skinler hemen şuradan Fenerbahçe'yi alalım. Nerede Fenerbahçe? Burada. Bu mu güzel? Bu güzel. Bunu alalım. Ondan sonra seçtim mi ama? Evet, seçmişim. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Derbi yapıyoruz ve derbi dostluk maçı yapıyoruz. Nereden nereye? İstanbul'dan Trabzon'a gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan seferlere giriyoruz. Benim Türkiye Süper Ligi'nde en çok hoşuma giden maçlardan birisi budur. Çok seve seve seyrederim. Yani şöyle söyleyeyim, lig maçlarını çok seyretmem. Ama böyle derbi oldu mu ben hiç kaçırmam. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben videoyu seyrediyorum. Ondan sonra görüşelim. Arkadaşlar daha yeni video seyrederken bir oyun teklifi geldi. Orada da şey videosu vardı. Formula 1 Manager. Yani reklamı hoşuma gitti. Eğer sizin de böyle şey hoşunuza gidiyorsa söyleyin. Beraber oynayalım. Şimdi arkadaşlar İstanbul'dan Trabzon'a dostluk maçı derbiye gidiyoruz. Her şeyi en başından söyleyeyim. Ben Bayburtluyum ve Bayburtspor'u tutuyorum. Süper Lig'den hiçbir takımı tutmuyorum. Niye diye soracaksınız. Abi hep aynısı, değişen bir şey yok. Hep büyük takımlar şampiyon oluyor. Onun için ben Bayburtspor'u tutuyorum abi. En azından 3. ligde neyin ne olacağı belli olmuyor. Rota oluşturuldu. 2 sene boyunca güzel top oynayan Bayburtspor bu sene batırdı mesela. Ve küçük liglerde, alt liglerde görmesi çok hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu çekeceğim videolar stok videolar olacak. Çünkü geçen haftadan biliyorsunuz arkadaşım bir tanesi izne çıktı. Bu hafta daha izinde. Ondan sonra normalde 3 kişiyle çalıştığımız bir yerde şu an 2 kişi çalışıyoruz. Ve maalesef yardıma da kimseyi veremiyorlar. Bu korona nedeniyle. Herkes yani her bölüm kendi arasında kalması lazım ki bir bölümde bir hastalık olursa öteki bölümlere sıçramaması için. Böyle durum böyle olduğu için bir kişi izne çıksa tabii ki bize çok felaket koyuyor. Bir de bildiğiniz gibi yaz sezonu bizde işler tam %100
başladığı zaman hız sabrıcıyı ayarlayalım. Böyle 105 ile 110'dan gidelim. Öyle olduğu için çok yoruluyorum arkadaşlar. Esasen felaket yoruluyorum. Ondan da akşam eve geldim mi yani ne video çekmeye ferim kalıyor ne bir şeyim oluyor. Onun için böyle yapmaya karar verdim. Yani benim hiç hoşuma gitmiyor stok videolar. Yani şöyle söyleyeyim, stok video çekiyorsun, 1-2 videoda en azından anlatacak bir şey bulabiliyorsun. Ama ondan sonrasında da anlatacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmadığı için yani kendi başına oyna aynısı. Değişen bir şey yok. Yani bu hafta benim iş yerimde felaketti. Dış cephe sezonu başladı. Havalar ısındı. Yani şu an dışarıda 17-18 derecelerde. Problem olan yağmur yağıyor. Abi felaket. Geçen hafta bir gün bile yağmur yağmıyor. Bir günümüz yoktu. Şu son 2 günden beri hava güzel. Yani hava güzel dediğim yağmur yağmıyor. Nasıl? Aha. Ona ceza yazmadım polis abi. Aha bu da geldi arkadan bana vur. Bu son 2 günden belli yani. Havalarımız kapalı. 18-20 derece ama havalar kapalı. Allah'a şükür yağmur yağmıyor. Birazcık bunaltıcı. Nem oranı çok yüksek burada. Ki hemen yakınımızda Ren Nehri var. Yani şu an benim burada oturduğum semtte, semtin İstanbul'dan bir farkı yok. Yani İstanbul sıcak, yani yazın sıcak, bir de o nem insanı öldüren bir şey. Burası da aynen öyle. 18 derece ama o nemin yüksek olduğundan nefes almada zorlanıyorsun. Ya abi şöyle bir şey var. Durduğum yerde terlemeye başlıyorum. Terliyorum ya. Ben böyle bir şey tek İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da evde oturuyoruz. Abi sırtımdan terin aktığını hissettim. Dedim ya bu nasıl bir şey dedim ya. Yani aynı şekilde burası da öyle. Çok nemli bir havamız olduğu için burada da bayağı bir zorlanıyoruz. Allah'tan Ramazan'a denk gelmedi bu nemli sıcak havalar. Vallahi bilmiyorum ne olacaktı, nasıl olacaktı. Ama Allah'a şükür Ramazan'da güzelce atlattık. Yormadan, yorulmadan Allah kaza yaptık. Şimdi Trabzon'a gidiyoruz arkadaşlar. Bunun hemen akabinden çekeceğimiz video Trabzon'dan İstanbul'a olmayacak. Trabzon'dan Ankara'ya olacak. Fenerbahçe'nin dostlar maçı serüveni başladı diyelim size. Önümüzdeki 3 video Fenerbahçe'nin dostlar maçı serüveni olacak. Yani buradan Trabzon'a gidiyoruz. Trabzon'dan şu an aklımda yakın illerden Sivas var. Sivas'a gidebiliriz. Oradan Ankara'ya, Ankara'dan da İstanbul'a geri döneriz diye düşünüyorum. Yani 2-3 video böyle olur diye düşünüyorum. Şimdi bir Allah'ın izniyle bir Trabzon'a varalım. Dostluk maçını. Yani derbi dostluğunu bir bakalım nasıl olacak. Kim yenecek? Ya bana sorarsanız dostluk yenecek ama bakalım hayırlısı. Buradan Fenerbahçeli arkadaşlara da selam olsun. Dediğim gibi ben bir takım tutmuyorum. Ben Türkiye'yi tutuyorum. Bayburspor'u tutuyorum. Ama Türkiye liginden bu takım tutmuyorum abi. Şimdi şöyle bir bakalım. Çarpma arkadaş, çarpma ya. %76.
Şimdi bu dağlara geçelim. Dağlardan aşağı inerken sol tarafta bir mola yeri var. Orada molamızı verelim. Şöyle bir frenle. Hızımızı da bir 65'e düşürtelim. 60'tı pardon. 60'tan rahat rahat gidebiliyoruz. Buraları geçelim. Yani şöyle söyleyeyim, otobüs simülatörü en son en son gelen güncellemeden sonra bir güncelleme gelmedi. Bir güncelleme gelmediği için oyun üzerinde bir şey anlatacağım yok. Ay. Ama oyun yine de çok hoşuma gidiyor. İş yerinde pauzlarımda, molalarımda oturup oynuyorum. Bunu oynuyorum, Pokemon oynuyorum. Anladım ki siz Pokemon'u sevmediniz. Yani seyreden yok. Onun için onu kendi başıma oynayacağım. En azından çocukluğumu çocukluğumu yine yaşamış olurum. Öyle yani. Ha, seyretmenizi isterdim. Ya bence hali güzel bir oyun. Oynaması zevk veren bir oyun. Hak yarabbim. Bilmiyorum ben. Benim hoşuma gidiyor ya. Size bir şey anlatayım mı? Aklıma geldi. Yine dedim ya nasıl insanlar var bu dünyada. Abi iş yerine bir müşteri geldi bu hafta. Bugün diyorum bu hafta. Neyse. Buyurun dedim. Nasıl yardımcı olabilirim? Benimle dışarı gelir misin dedi. Durdum böyle. Ya dedim ben senden niye dışarı geleyim? Ya dışarıda benim dedi bir malzemem var dedi. Onun dedi tonunu istiyorum dedim. O zaman onu buraya getirin dedim. Burada benim makine var. Makineden onun rengini çıkartabiliriz dedim. Abi demez olaydım ya. Vallahi demez olaydım. Adam tamam dedi. Bana hem çarptık hem fark ettik. Ne güzel. Neyse. Adam gitti. Arabanın üzerine dolabının yani dolabın buz dolabının pardon buz dolabının kapısını evde sökmüş. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 Ondan dakika sonra sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. arabasını Yerlerinizi atmış. almanız önemli rica olunur. Bizim iş yerine gelmiş. Bana da diyor ki bana bu rengi diyor aynısını yapabilir misin diyor. Durdum böyle dedim. Ya dedim kusura bakmayın dedim. Ben dedim tamam ölçme aletim var burada ölçebiliyorum hiçbir sıkıntı yok. Ama dedim bu buzdolabı dedim bu makinenin içine sığmaz ki dedim. En büyük şekli yani o ölçme şeyin en büyük şekli A4 kağıdı büyüklüğünde olacak dedim. Veya dedim yani en küçüğü de 2 euro büyüklüğünde yani en küçük 2 euro büyüklüğünde en büyüğü de A4 şeklinde olması lazım. Dedim ben bunu dedim makineye nasıl tutacağım dedim bunu nasıl bu olmaz dedim. Adam durdu böyle ya dedi bunu bana önceden söyleseydin ya dedi. Ben dedi nereden bileceğim dedi siz bu makine böyle böyle olduğunu. Ya dedim siz bana dedim buzdolabı kapağı olduğunu söyleseydiniz dedim ben bunu yapar mıydım? Yani size der miydim onu getirin. Makinem var ölçebiliyorum der miydim? Size direktmen söylerdim değil mi dedi. Adam bir kızdı bana. Bir sinirlendi. Dedim aha dedim şimdi ayvayı yuttuk. Neyse. Adam durdu böyle. Bana dedi ya dedi sen de haklısın dedi. Ama dedi benim eşim dedi bunu istiyor dedi.
Bunu bana bulacaksın dedi. Nasıl yaparsan yap dedi. Abi bize şimdi her markanın, her boya markasının boya renk kartları var. Yani şöyle söyleyeyim, 20 çeşit kart var yani. Dedim ya, dedim şu buzdolabının şu paletlerin üstüne koy dedim. Aha dedim, bu kovanın içinde dedim bütün kartlar var. Dedim sana kolay gelsin. Ben sana dedim bu şekilde yardım edemem dedim. Benim dedim işlerim var. İki kişiyiz burada. Yalnız başımayız yani, yalnızız burada. Kolay gelsin dedim. Abi adam tam 3 saat oturdu. Bütün kartları teker teker bakarak o rengi bulmaya çalıştı. Buldu da sonunda. Tövbe yarabbim ya. Neyse efendime söyleyeyim, o adama boya istediği boyayı da yaptım. Adama boyayı verdim, yolladım. Adam bir gün sonra bir daha geldi. Ya havle vela kuvvet, niye bu da çok kaza yapıyorum ben? Adam bir gün sonra bir daha geldi. Durdum adama. Adam yine dedi. Ya dedi, benim arabamda dedi bir parça var dedi. Onun dedi bana dedi rengini bulabilir misin? Dedim yok dedim, bulamam dedim. Kusura bakmayın dedim. Tamam mı? Dedim geçen dedim ya, dün dedim buzdolabını getirdim. Bugün Allah bilir ne getirirsin sen dedi. Adam başladı gülmeye. Yok yok dedi. Sen bana dün dedin ya dedi, Dina A4 sayfası. Hah dedi, tam onun büyüklüğünde. Abi adam evinin mutfak dolabının kapağını, o ortası şey böyle desenli bir kapak, o ortası çıkıyormuş. Adam orasını çıkarmış, koymuş arabaya, gelmiş. Neyse dedim ya, dedim o kadar büyüklüğündeyse getir dedim, makineye sığar, makinede bakarız dedim. Neyse adam getirdi. ...17 dakika olmuş arkadaşlar. Adam getirdi, neyse makineye koydum, güzelce ölçtük. Bana o renge yakın. Yani birebir o rengi bulamayız çünkü boya, ilk sürdüğüm boyayla 1 yıllık, 2 yıllık boyanın arasında ton farkı oluyor. Bu neden olur? Güneşten olur. Evde sigara içilir, ondan olur. Veya yemek buharından olur. Bunlar rengi şey yapar, bozar. Kimisi yani şöyle söyleyeyim, sigara dumanı rengi karartır. Yemek buharı rengi açar. Böyle olduğu için renklerde, yani çok az da olsa renklerde, renk tonunda değişiklik olur. Bunu da makine sana birebir çıkartamıyor. Yani bizim bilgisayarlar, makineler çıkartamıyor. 3 tane çeşitli ton çıkardı bana. O renge yakın olacak. Hepsini açtım işte, kartları adamın önüne koydum. Adamın üçü de hiç hoşuna gitmedi. Bana dedi ki sen o kovayı ver bana dedi. Zaten dedi evde dedi boyacılar çalışıyor dedi. Benim eve gitmeye de hiç niyetim yok. Ben burada onu bulurum dedi. Vallahi adam 2 saat içinde boyayı buldu. Rengi buldu. Şurada bir ikram verelim. Dedim vallahi helal olsun. Adam da ne sabır. Ya ben olsam ben yapmam. Ben yapmam. O bana bilgisayarın verdiği boyalardan bir tanesini seçerdim. La zaten hepsini boyayacağım yine. Onlardan bir tanesini alırdım. Yani ben öyle yapardım. Ama adama helal olsun. Oturdu. Rengi buldu. İşini halletti yani. O şeyde çok takdir ettim adamı. Ha benim için şey olan neydi? Adam kapaşımın üstündeydi. Yani hep yanımdaydı. Yakınımdaydı. Ya affedersiniz. Karnın ağrıyor, usturamıyorsun. Geğirmek istiyorsun, geğiremiyorsun.
müşteri yanında olmuyor. Benim için bu dezavantajı vardı ama yoksa sıkıntı yoktu benim için. Yani böyle bir şey geçti başımdan. Bir başka olay da o çektiğim video vardı ya, 38 kova boyayı yaptıydım. Yarısını yaptıydım sadece. Ondan bir gün önce tam bilgisayarları kapattım. Makineleri temizledim, bilgisayarları kapattım. Ortalığı süpürdüm. Yani işimi bitirdim. Abi bir telefon çaldı. Yani içim diyor ki çıkma. Şurada 10 dakikan kalmış, 5 dakikan kalmış. Ya çıkma. Alma telefon elinde. Birisi de bir şey derse tuvaletteydin dersin, bir şey dersin yani. Abi tuvalet telefon geldi. Böyle böyle müşteri kapının önüne kadar gelmiş. Acilen boya lazım. Sabahleyin Stuttgart'a gidecek. Ya dedim, başka bir çaresi yok mu bunun dedim. Yarın sabah gelsin. Yok. Neyse. İşte öne gittim. Ön vardiya şefine gittim. Öndeki vardiyanın şefine gittim. Dedim böyle böyle bu herif aradı beni. Böyle böyle diyor. Müşteri kapının önünde. He diyor, gördüm diyor. Seni bekliyor diyor. Ona boya lazımmış dedim. Renkli boya. Onun boyasını yapacakmışım. İçeri almam lazım dedim. İznim var mı? Var dedi. Arkadaşlar Trabzon'a da geldik. Ula yanlış yere giriyorsun. Ben de uzap denek giriyorum ha. Ya açın yer açın. Tamam. Audi A6'ya vurmuşum baksanıza. Neyse bunun devamını da sonradan anlatırım. Zaten bundan sonra ben ikinci videoya gireceğim. Evet arkadaşlar, bu videoyu seyrettiyseniz çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Dediğim gibi beğenip yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.